sürerdik. Ekinlerden yolunurdun, düven sürerdik. İşte ilerberlik böyle yaptık bir şeyler işte. Bugüne geldik şimdilik. Çok şükür Allah'ıma bin kere. Allah'ıma şükür. Üç evladım mı? İkisi oğlan, biri kız. İşte iyi kötü bunları gözbaş ettik. Cavura gittik geldik, turus olarak geri geldik işte. Bugünlere geldik, şükür Allah'ıma bin kere. Yaptığımız işlerde karın doyacak bir şey olmadı. Bağbahçenin doğru dürüst randımanı yok. Berengar işte. Elimizin diriliğine bu duruma geldik, şükür Allah'ıma yine. Biz gıda olmayanlar da var. Allah kurtarsın cümlesini. Daha ne diyeyim şimdi? Öküzlerle çift sürdün mü Hüseyin amcacığım? Çok. Düven de sürdüm. Beygirle de düven sürdüm. Öküzle de düven sürdüm. Çok işler işledik onlarla Helen'le. İrezilliğimiz boynumuzdan açtı o günün behrinde. Yine gün böynükü. Ben hepsinden iyi. Neden iyi? O zaman gozuya gidiliyordu bir alay. İrezil oluyordun, yatıyordun orlarda, sıcakta, soğukta, içinde soğukta gozu topluyordun, çapıya gidiyordun. Şimdi ne var? İşte arabayla geldiniz bura, saniyede. Yoğudu bir şey. Allah'ıma bin kere şükür. İşte böyle geçirdik. Askerliğini nerede yaptın Hüseyin amca? Bir ilk askerliğimi Büyükçekmece'de yaptım, acamalığımı. Ondan geri Kırklareli'ne. Kırklareli'nden Edirne Lalabacı'ya hududa. Hudut bekleyip gittik. Karakola. Oradan gerisini geri bir ay durduktan geri yüzbaşı geri aldı. Edirne Garnizon Komutanı diye. Cime bir görev kartı verdiler. İnzibat bir şey karışmıyordu bana. Askerliği de öyle bitirdim, geldim Allah'ın izniyle. Nazlı teyzemi nerede gördün? Nasıl evlendiniz? Köyümüz buraya, mahallemiz sayılır. Komşu kızı mı? Yok, komşu sayılmaz da yine de nispeten komşu sayılır da. Köyün üst tarafında. Köl dediğim şey de şu park yapıldı şimdi ya, onun üstünde evleri yakın yani. Mahalle çocuğu sayılırlar işte. Böyle bir yere geldik, evlendik, gittik işte bu duruma geldik biz. Şükür. Neyle getirdin Nazlı teyzemi? Kaçırdım onu ben. Hiç söylemiyorsun Hüseyin amca. Ondan söyleyin gari ya. Tabi çok sevmişin, kaçırmışın. Çok sevmişin demek ki Nazlı teyzemi. Allah'ın tecellisi o da öyle. Allah yazmadan gari bir şey kolay kolay olmaz. Allah'a inanacaksın ki öyle olur. Vermediler mi sana? Vermediler de mi kaçırdın? Ben büyüdüm canım, ben ondan 10 yaş büyüdüm. Vermediler değil. İstetme de yok, bir şey yok. İşte. Karar aldık. Götüreyim mi götür işte. Durum bu. Bizim kafa öyle aldı, öyle götürdü. O da nasipmiş oldu gitti. Bugüne geldik. Allah'ıma bin kere şükür. Annesiyle babasıyla iyisiniz değil mi? Barıştınız yani sonra. Küs kaldınız mı? Epey küstük canım da yine sonraktan barıştırdılar tabi. Küsülmem ya, sen hazır kaçırsın da. Allah'a şükür ya. Araya girenler oldu işte, iyi kötü barıştırdılar. Olduk gittik. Bugüne geldik. Bağbahçeyle uğraşıyor musun hala Hüseyin amca? Uğraşsak da canımız takatımız yok hani. Randıman olmuyor. 5-10 kuruş verip işleden diyoruz. İşte takırdamak maksadımız.
berenleri takırdayacağız diye uğraşacağız. Yoksa karın doyuracak gibi çalışma yok bizde de gari. İşte yokuşta çıkıp gelip belli bir külüp geldi. Dünyanın gide gidesi bu. Nasıl geçiyor zamanınız şimdi? İyi, Allah'a şükür şimdilik iyi ya. Şükür Allah'ıma bin kere. Ben memnunum şimdi. Bu yaşta durumumdan memnunum. Memnunum şu. Hepsini siz de görüyorsunuz televizyonlarda. Kimisinin kolundan tutup da götürüyorlar tuvalete bir şeyler oluyor. Bunlara bakınca Allah'ıma bin kere şükür. Ne var bizde? Çok şükür. İyisindirik. Bizim kötü diyecek yerimiz de yok bu duruma göre. Allah'ıma şükür ya. Hacı'ya gittiniz mi Hüseyin amca? Hayır. O gücümüz yok. O güç yok. Neden yok? Ne dedim bak. Baştan beri hep ilaçverlik. Karın doyuracak bir çift yok. Senin oraya ben 2,5-3 liradan başladık çift sürmeye. Şimdi çiftin gölümü kaç para? Hesap et. O gündür bugündür birinden beygir al, birinden öküz al. Borcunu da o yanına geç, bu yanına geç derken. Bu evleri aldık bak. Cavur'dan geldikten geç, turist döndüm geldim gittim Cavur'a işte. Bu evleri becerledik. Allah'a şükür 3 tane çocuk var. Onları ev verdik. İşte başardığımız bu kadar bizim. Biz evlatların fazla... nerede Hüseyin amca? İkisi denizde. Oğlanın birinin kız çocuğu denizde, biri köşte, fotoğrafçı. Gelirler mi yanınıza torunlar, çocuklar? Biri yanımda benim. Burada okuyor, küçük oğlanı ki burada okuyor. Çal'daki Anadolu Lisesi'ni kazandığı için 4 senelik. Bu sene bitecek. Yani sakato da açık. Doğumda sakatlanmış. Onun için burada. Bizim yanımızda duruyor. Şimdi kız çocuğu, kocası muhasebeci, o denizde. Kocaman köşte, çoluğu çocuğu orada, evi yurdu orada. Durum bu. Halinizi, hatırınızı sorarlar değil mi? O şimdi bu meslek, tadil mesleği olduğu için bayramlarda gelebilir. Başka zaman, ne zaman gelsin bura, işini bırakıp da bura geldim, bu iş tadil günün işi. Meslek onu götürmüş zamanında, yemeğin de öyle değil. Affedersin, acıcık bizi Avrupa yendi. Niye yendi? Avrupa'daki iş aksamasın diye bir ay izin veriyorlar. Çabucam burada düğün olsun gidilsin. Yani cuması pazarı yok bir yol, açık. O fırsat var. Başka türlü hep pazarıydı bu, tadildi bu işler. Başlangıçtan da dedin ya, şenlik oluyordu bir şeyler. Ne de şenlik minik. Şimdi tapır tupur altta gidiyorlar. Durum bu. Nazlı teyzem söyledi, düğünlerde bayağı bulunuyormuşsun yani. Düğünlerin tefcisi gibiymişsin öyle mi? Ama şimdi öngüsüzün şu. Bir İnsanlar affedersin, bir lider takım olur ya. İnsanlar lider takımı olduğu için gençler tabii beni tapıyorlardı. Abi bizim düğünü şenlendirme. Senin arkadaşın çok oluyor diye. O bakımdan ben çiftten geldim mi hemen düğüne. Giderdim. Gençler şenlenecek. Tabii şenlenecek de benim dediğim olurdu. Başkan oluyor yanımdan. Hadi onlara rakı şarap ayarladıysan göster derdik. İşte o şekilde biz liderlik yapmış oluyorduk. Durum bu. Yani çok yani affedersin o dediğin hayvandan affedersin. Güneyini zor çekerim ben. Sen diyeceksin neden? Bir şey sebebinden soracak. Çifte gidiyorum ben. Bunun düğününe sen düğüne yetişeceksin. O arkadaşlar düğününe şenlendireceksin.
yetkinliğin düğüne gelmem lazım. Çalgının başına gelmen lazım orada. O zaman yetişemediğin zaman tabii haliyle o öküzden istirahatı yok, bir şey yok. İkinin çift sür kaldırımla köve gel, o düğüne git. Sebebi benim. Ben değilim, benim. Hani diyeceğim durum böyle. Bunlar hep düşünüyorum. Şimdi de göğünüyorum bak. Yani o öküzden o balı nerede vereceğim ben diye. Yani benim başka türlü hareketim kötü niyetli olarak değil. İçimden gelmiyor. O kötülük içimden gelmiyor. Ki ağlıyorum bak. Göğünüktüm yani. Neden? O öküzden hakkını, beyginin hakkını ne demeyeceğim ben diye aklıma geliyor. Yapmak da zorundasın. Söz verdim ya. Bir de genci niye? Genç olmasam aramın onu lan. Şimdi olsa aramın. Elin düğünü bana ne diyiverin. Ama o zaman öyle demiyorduk. Kaldırmalı gelip şenlendireceğiz diye çalışıyorduk işte. Durum bu. Çok uzun sürüyor evlilikler şimdi Hüseyin tabii, amca. Tabii. Şimdi değil, pardon, eskiden. O zaman öyleydi. O zamanki durumda şimdi bir durum yok. Ben iyi biliyorum. Benim bir sadıcım vardı. Bir gün bir yerde kan oluyor. O zaman fistanki giydirirlerdi. Sadıcıyla güveye içeri koyarlardı. Yani karla öyle olmazsa içeride oynuyordu. Erkekle anacında oynanır. Şimdi herkes bir. Şimdi herkes bir. Diye oynatmıyorlardı. İçeri girerdik. Baktık. Bir gün arkadaşla vardı oraya baktık. Sadece güveyi koydura. Bir kadın var, birinin nişanlı. Ablası var. Ablası dediysem de görümcesi olacak onun. Kapının yeri var, biz oradan bakıyoruz. Genç, ufacık daha ya. 10-12, 15 yaşında bir şeyiz. Gelip oraya geriliyor karının biri. Soluğumuzu mu duyuyor, neyi diye bilmem. Bir iki sefer çekil oradan fısırdadım, dinlemedi. Bıçak vardı elinde kapının yerinde öyle. Kaktırmadım omuzuna, çekil oradan dedim. Hani ya erkek var orada dediler. Bir daha ırıştıra. Nerede olacak zaten fırladık daha köyden dışarı. Arada onun sarıcısı ben de daha yok. Az yaman değilmişsin ama Hüseyin amca. Hep böyle durumlar yaptık işte. Allah taksiratımızı affetsin. Allah'ıma şükür şimdi ne var? Yalnız o günün gençleri de öyle usluydu. Şimdi iki gençler de hindi uslu. Neden uslu? Para çok. O kadar. Şimdi ben bakıyorum. Biz cigari, birinci cigarasını 5 tane birbirine ekliyordum ben. Birinci cigarasını boşaldığım için ucuca 5 tane içiyordum. İşte bu duruma geldim. Bak. Bu duruma geldim şimdi. Soruk yetmiyor. Pişman mısın içtiğine? Ne kadar? Da. Ama mecburluk var, çaresiz delikanlılık. Öyleydi. Şimdi bakıyorum ben kayfanın önüne. Sap sarı sararıyor, ap ap ağırıyor. Cigara götü, 6 lira. İçmiyorsun değil mi şimdi? Doktor çukur bekliyor dedi. Orada payamdan altında bir çukur var dedi. Yine doktora götürdü. Oraya vardık, cigara çekme amca dedi. İçmeyin mi diye içiyordum. Bıraktım ama bırakmadım sayılır. Neyse iç bakalım. İçersen orada poyamlığın altı diyorlar. Atala dedeler söz diye. Doktor da öyle dedi. Orada bir çukur baba bekliyor seni poyamlığın altı dedi. Benim bırakmam değil yine ha. O doktor mutlaka bana bir ilaç verdi. O ilaç benim şimdi yanı başımda cigara içen insanın içtiği cigaranın kokusunu hele duymuyorum ben. Ama şimdi adam alıyor, ilaç alayım diyor, bir şeyle alayım diyor, onu bıraktıracaksın diye bırakamıyor. Bende o yok. Duymuyor kuzeyden burnum. Yanı başımda kayfaya oturuyorum.
adam çekiyor cigarı. Hiç beni tesir yok. Ama benim değil. İşte doktorun verdiği hap mutlaka beni bir şeyden tıkındırdı ki. O bıraktırdı. Yoksa benim bırakacağım değildin o. Böyle beş tane birbirine eklensin de bırakalım o. Ne kadar tatlı oldu o. Aşağıdan gelen kuzağlı gelin, topla zülfünü de toz olur gelin, de toz olur gelin. Topla zülfünü de toz olur gelin, de toz olur gelin. Olur olmazlara sözü olur gelin, el gelin elmanı dağılar olsun, dağılar olsun. Al gelin elmanı dağılar olsun, dağılar olsun. Sen gibi güzeller de sararsın solsun, da sararsın solsun. Sen gibi güzeller sararsın solsun, da sararsın solsun. Ayrılır mı sevli de kavak dalından, İstenir mi suya da gelen gelinden, de yarim o kızdan. İstenir mi eküle de gelen gelinden, de canım o kızdan. Kız bilmezse gelin de bilsin halimden, derdime yanacak da yar bulamadım, da kız bulamadım. Hasretimi çekecek yar bulamadım, da kız bulamadım. Aşağıdan gelen geline benzer, saçları telefonda teline benzer, de teline benzer. Boyun apusuna kurban oldum, çümen bahçenin de gülüne benzer, de malına benzer. Aşağı mallanın da gülüne benzer, de canına benzer. Tamam mı Hüseyin amca? Bu tamam. Daha çekeriz ya. Nazlı teyzeme de söylüyor muydun? Kuyunun başına vurmuş kazanı, ince beli üstüne ede vermiş düzeni de gelin düzeni. Hilal karşı üstüne de vermiş düzeni de gelin düzeni. Kime sevmez imiş de böyle de güzeli, kimden sevmez imiş de böyle de güzeli. Sevmeyene Allah da kulum demesin, de kulum demesin. Sevmeyene Mevlon da kulum demesin, de kulum demesin. Yorulduysan şey yapma Hüseyin amca. Tamamdır, yeter yani bizim için. Sen yorulduysan, nefesini alamadıysan. Akçeler benim ayı ebe, boynuzları ayı ebe.
kendinde kızlar yerlenmiş tayyibi. Akdelebi suladım, suladım da bağladım. Ben o da kızından aşkına üç gece güzelim ağladım. Doğum günün 73 yaşındayım. 73 yaşında oluyan. Bir dakika Nazlı teyze. Tamam başlayabilirsin şimdi Nazlı teyze. Yaşınla... Yaşım 73. 7 yaşında anadan kaldım. İki kardeş kaldık. Benden 4 yaş büyük. Bir de kız kardeşim var bulanma. Bundan ki babasından 1,5 yaşında kalmış. Eskerde kalmış babası. Fakirdik, şeydik. İşte çapa, koza, şubu derken. Anam yoktan geldi. Babam birkaç sonra bir ana buldu geldi. Cicenle. Bizim kızı hemen dayısının oğluna şehit verdiler. Onu iyi verip çıkarmadı. 13-14 yaşında. Ben elinde kaldım. Nene diyeyim sevmiyor. Bir oda hücre buydu derken. Ben de 15 yaş, nerede? 1,5 sene nişanı durdum, 15 yaşında buraya geldiğimde. Onda tabii sığılmadı onun yanında, durulmadı derken. Buna kaçmayıydı ve bunu kaçırmayıydı ve derken onu ortaya da biz. Kaçtık, geldim buraya. Burada da ilaç verdi zaten, yokluk kıtlık zaten ölüymüş. Ha bakalım ilaç verdiğin içinde. Benim 58'de geldim. 59'un Ağustos'unda çocuk dünyaya geldi. Büyük oğlum. Bakanım çekeni rezillik çekeni. Yokluk kıtlık derken. Böyle de işte ekin ekiyoruz. Harman kaldırıyoruz. Eşeklere harman sarıyoruz. Çek bakalım köye çek. Hararlara sar bakalım buraya çek. Yolla böyle dar şu. Böyle böyle çektik. Sonra Tuğba derler çanta. Onu dokuya 40 sene onu dokudum. Böyle. Bunun ağaçlığı vardı, üzümcülük işliyordu. Onları 3 ay üzümcülükle gündeliğe üzüm döşüyordu. Ayaklarımıza çöke çöke. Ondan kere böyle böyle derken arkasından kız oldu, arkasından bir daha oğlan oldu. Bu bir İsviçre'ye gitti, geldi, tutunamadı, öyle oldu gitti derken. İşte kızım yokluk kıtlık böyle çekerken çok şükür 58'den beri kaçmadan göçmeden çektik, olduk, geçiniyoruz. Böyle işte şeyimiz, başka bir şeyimiz, işte bir aylık hele imak şeye yazıldıydı Bağkur'a çiftçilikten. Bir aylığımız var, bağımız tarlamız bu yok değil, o Ançalagır'da dağda bir şey yok, pirlitlik, şu ilacı yarayacak yedi yağımız yok. Dire diyoruz, dört diyorum orada bir yerimiz var. İşte oraya eğleniyoruz, başına gidip geliyoruz, kakanı kokanı ayrı yok, soğuk vuruyor, sık kolu vuruyor derken. Böyle hayatımız anam. Şimdi nasıl geçiyor zamanınız Hüseyin amcamla? Hüseyin amcamla bazı dövüşüyoruz, bazı barışıyoruz, anlaşamıyoruz bazı dövüşüyoruz, iyi. Oluyoruz. Çocuklarımız var, gelip gidiyorlar çok zor. Her cuma günü arala. Kızım var çok ara, çok gelip gidiyor. Neden? Onunla mahsebeci kocası emekli oldu. Oğlu yetişti, yine yapıştığından. Onunla bir ek gelip gidiyor. Küçük oğlum çalışıyor. Kocaman olan oradan şey dedi derken arıyorlar. Allah'a şükür evlatlarımız da çok iyi. Allah'a şükür arıyorlar. Hatırımı soruyorlar. Öyle oluyoruz işte. İyiyiz geçince memiz iyi. Sesi çok güzel Hüseyin amcam. Sana da söylüyor muydu gençliğinde türküler? Ben tabii biz kaçmadan göçmeden diyen gibi. Çifte gidiyorlar da bağır çığır ya da söylüyordu. Ondan sonra düğünlerde bağır sesi duyuluyordu. Öyle evde kendi başımıza öyle türkü söyleyip de. Onu öyle vakit yoktuk o. İdareden şeyden. Böyle işte. İyi Allah'a şükür. Eski adet olarak Akkent'te. Yani bir Akkent dediğimiz zaman neleri söyleyebilirsin? Burada düğünlerde neler yapılır? Düğünlerde işte şeye, 3 gün evvelden, 1 hafta evvelden neyse yetmekle oluyordu yukala. Çalıya, demirhana çalıya gidiyorlardı, odun geliyordu, tüfek atıyorlardı, bir şeyler oluyordu. Doğrulak tikiliyordu derken düğün oluyordu, kına oluyordu. Oynaşılıyordu kadın arasında, bir erkek kişi görmüyordu o zamanla. Derken elinde kına yaşı oluyordu. Ertesi gün ata mindirleniyordu, başı çığalarla düzülüyordu. Bir üçe takiliyordu, arkasına yayılıyordu beygirin üstüne. Eşeklere eşya sarılıyordu, yorgan döşek. Öyle gezdirleniyordu köyün içinde. Düğünler öyle oluyordu. Sonra çeyiz seyredik böyle. Neyse varsa seyirlirdi.
Urkan'la gerdirlenirdi. Böyle böyle işte oluyor diyordu, şenlikli oluyordu. Şimdi pırtı bir hafta 15 gün diyor şeniyor. Burada bir balo dolu var ya gidiyor, işte öyle galiba eskinlikinden öyleydi. Eskinlikinden daha şenliydi tabii. Teflerle oynarlarmış, maniler söylerlermiş bayanlar. Var mı öyle bildiğin bir dans? Benim hiç benim ben kendim yetmedim öyle bilmem. Oynadım da yalnız tef çalmazdım. Yalnız oynamasını oynadım, tef çalmayı bilmezdim. Böyle böyle burada bir iki çalanlar var. Sonra Kabala'dan geldi. Helmi nene de aladı, onu getirdiler dille. Onda oynarlardı. Böyle oluyordu. Yalnız böyle tef çalma şeyimle olmadı. Onu etmedim. Böyle işte olduk öyle. Ne söylemek istersin? Şimdi mesela uzun zamandır evlisin. Şimdiki gençlere neler söylemek istersin böyle uzun ömürlü evlilikler için? Uzun ömürlü evlilikler için iyi anlaşacaksın, birbirinle tanışacaksın, anlaşacaksın. O senin anlamayacak, o senin anlamayacak. O sinirlendi, o anlaşmayacak. Öyle giden ömrün ne olacak? Öteki gibi sen falan gibi dedim, çıkart dersin 3 gün işte. Kendine geçinebiliyorum dostum. Neden olamıyorlar? O gibi aramadık, etmedik, dövüşsek, çekişsek kendimizin içinde oldu. Olduk, indirinkinden, kahır çekeceksin canım, kahır çekmeyince olmuyor ki. Biz çektik, çapasına da gittik, kozasına gittik, tuvapada da okuduk, gündeliğe de gittik. Bağımlı işledik, kaç sene, 30 sene bağımlı işledik. Çalıştık çapada, çok şükür bu hale geldik. Baraka Film Yapım.